Evet, merhaba sevgili seyirciler. Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nden devam ediyoruz. Kurultay, Tüzük Kurultayı özel yayınımıza diyelim. Sabahtan itibarenki gelişmeleri zaten her saat başı aktarmıştık. Yine bir özet geçelim. Dördüncü madde üzerinde bir tartışma yaşanmıştı. İlk üç madde kabul edildi. O ilk üç madde zaten kuruluş amacı, kuruluş ilkeleri doğrultusunda olan bir maddeydi. Dolayısıyla şimdi o üç madde kabul edildi. Sonra dördüncü maddeye geçildi. O dördüncü madde neydi? Destekçi üye tanımını içeren bir maddeydi. Burada aktif ve pasif üye olarak bir ayrım var. Orada işte tartışma yaşanmıştı. Daha sonrasında bu dördüncü madde komisyon bir araya geldi ve bu dördüncü madde için revize edilecek denildi öncesinde. Daha sonrasında değişecek mi değişmeyecek mi merak konusuyken bir ara verilmişti. O aranın ardından da o madde 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. maddeler 86 madde var toplamda. 86 madde görüşüldükten sonraya bırakıldı. En son o maddeler görüşülecek. Tabii burada nasıl olacak? Yani eskisi gibi mi? Şu an mevcut tüzükte bulunan haliyle mi geçerli olacak? Yoksa yeni düzenlemeler mi yapılacak bu madde üzerinde? O da merak konusu, bekleniyor. Şimdi 21. madde var. O da önem taşıyor. Hepsini bir öğreneceğiz. Yanımızda konuğumuz var. CHP Ankara Milletvekili Parti Meclis Üyesi Necati Yılmaz bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Biraz böyle tartışmalı, gerilimli başladı bugün. Şimdi dünkü gibi, dün de aslında hani genel başkanın konuşması damga vurdu. Biraz sert ifadeler de kullandı. Hatta çok da tartışıldı ama bugün esas maddelere geçilince bugün özellikle dördüncü maddede. Şimdi ne olacak bu dördüncü madde? Önce şunu söyleyelim, işte aidatlarını zamanında yatıran üyelerin normal olarak kabul edildiği, yalnızca partiyi destekleyen üyeler pasif olarak kabul edildi, pasif üye olarak. Bu ayrışmadan kaynaklandı bu tartışma. Oradan bir başlayalım. Özetle üyeleri iki ayrı kategoriye alan bir düzenlemeydi. Pasif üye, aktif üye ayrımı, destekçi üye ayrımı daha doğrusu, üye ve destekçi üye ayrımı vardı. Aslına bakarsanız tabii ki burada murad edilen şey, amaçlanan şey şöyle izah edildi. Partideki karar süreçlerine, demokratik mekanizmalara aidatını yerine getiren ve parti etkinliklerine katılan üyeler dahil olsun. Bunu amaç ediniyoruz dediler. Öyle üyelerimiz var ki aidatını da ödemiyor, parti etkinliklerine katılmıyor. O halde bu üyelerimiz partinin karar süreçlerinde etkili olmasınlar denildi. Peki bunu bu düzenlemeyle sağlamak mümkün müydü? Şunu söyleyelim. Belli bir aşamada bu yükümlülükleri yerine getirip asıl üye kategorisine dahil olan üye daha sonra bu yükümlülükleri aksatırsa ne olacak? Bunun cevabı burada yok. Yani sonuçta bir çözüm getiren bir düzenleme değildi. Düşünülmüş, tartışılmış, sorunu çözecek bir düzenleme değildi. Çünkü mevcut üyelerimizin büyük bir kısmı da aslına bakarsan üyelikten emekli olmuş insanlar. Ne demek bu? 10 yıllarca hatta bir ömür aidat da vermişler. Parti etkinliklerine katılmışlar. Şimdi belki sağlık sorunları var. Belki artık yaşlanmış. Belki bu etkinliklere katılamıyor. Ama onların yürekleri hala Cumhuriyet Halk Partisi diye çarpıyor. Bizim bu üyelerimizi bugün olsun, gelecekte olsun, diğer üyelerden ayırmamız mümkün mü? Kaldı ki buna siyasi partiler yasası cevaz veriyor mu? Vermiyor. O halde bu sorunu kökten çözecek yaklaşımlar içinde olmak lazımdı. Ne yapmak lazımdı? Cumhuriyet Halk Partisi'nin her bir üyesini parti etkinliklerine, parti çalışmalarına katacak, motive edecek bir çalışmaya ihtiyaç vardı. Bu yükümlülük üyenin değil, bu yükümlülük yöneticilerindir. Ben il başkanlığı yaptım, örgütten geliyorum. O halde üyelerimizi daha etkili hale getirmek, karar süreçlerinde, siyasi parti çalışmaları sırasında, etkinliklerimizde, eylemliklerimizde motive edecek, çalışma yapacak olan bizleriz, üyenin kendisi değil. Şimdi ne olacak peki? Bu hani 86 maddenin geçmesinden sonraya bırakıldı ya, işte en sona bırakıldı deniliyor. Aslında biz sağ başından beri imzalarımızla milletvekilleri olarak çıkıp şunu söyledik. Dedik ki bu tüzük kurultayı süreci sağlıklı hazırlanmadı. Genel merkez bu sürece hazırlıklı değil. Dersine çalışmamış dedik. Çalışmalıydı, daha fazla çalışmalıydı. Bizim görüş yerimizi sadece bildiriler üzerinden değil, komisyonlar içerisinde almalıydı. Ama bir an önce de olsun talebi de yok muydu bir taraftan da? Yani bir an önce bir şey olsun, bir an önce bir şey olsun diye bir iş yapılmaz. İyi bir şey olsun diye iş yapılır. İyi bir şey yapmak lazım. Yoksa ya biz tüzük kurultayı yaparım anlayışıyla tüzük kurultayı yapılmaz. İyi bir tüzük kurultayı ne demek bu? Tüzüğümüzdeki eksiklikleri gideren, ihtiyaca cevap veren,
sorun alanlarını belirleyip buna çözüm üreten bir tüzeye ihtiyacımız evet elbette var. Ama peki bu hazırlık yapıldı mı? Maalesef. Bakınız iyi bir hazırlığın olmadığını hep beraber gördük, kamuoyuna yansıdı. Artık burada konuşmak durumundayız. Bir öneri reddedildi ve birden ne olacağını bütün kongre salonu şaşkınlıkla bekledi. Ne yapacağını bilemediler. Ara verdiler. Düşündü, değerlendirdiler. Sonrasında çünkü bize şunu söylüyorlardı. Öyle düşünmüşler ki bu tüzüğün tamamını kabul edileceği varsayımı üzerine bu süreç hazırlanmış. Çünkü eski tüzüğü yürürlükten kaldırıyorlar, yerine yeni bir tüzük yapıyorlar. Bu tüzüğün herhangi bir maddesi reddedildiğinde o alan boş kalacak. O alanda bir düzenleme olmayacak. Yani oysa ki bu önerinin reddedilebileceği, bunun yerine başka bir önerinin gelebileceği öngörülmeliydi, çalışılmalıydı. Bu çalışmayı yapan arkadaşlarımız bu sorumlulukla davranmalıydı, davranmadılar. Ama kongre salonu ve bizler hepimiz sorumlu davrandık. Dolayısıyla tüzüğün bu alanı boş bırakamayacağımızı hep beraber oturduk, konuştuk. Madem ki yeni öneri reddedildi, o halde eski önerinin devamında fayda var dedik. Bunu da bahsettiğiniz gibi görüşmelerin sonrasına bırakıp eski düzenlememizi tamamıyla yeni baştan sıra içerisinde, ardışık sıra içerisinde yeni tüzüğümüzü maddelerine dönüştüreceğiz. Bu konuda kongrenin iradesi ortaya çıktı. Şimdi kaç madde geçmiş oldu? Ben yukarıdayken buraya gelirken 21. madde görüşülüyordu. 21. maddenin de önemli olduğu. Evet, 20-21 parti meclisi düzenliyordu. Aslında bizim üzerinde hassasiyetle durduğumuz alanlardan bir tanesi buydu. Çünkü parti meclisimiz kurultaydan sonraki en büyük organımız, karar organımız. Geçmişte yapılmış yanlış uygulamalar vardı. Zaman zaman parti meclisinin yetkilerini MYK'ya devredilmesi isteniyordu. Bu yetkiyi tek başına genel başkana verilmesi isteniyordu. Bu doğru bir şey değildi. Çünkü tüzüğümüz madem ki parti meclisinin yapacağı işleri meclis anlayışı içerisinde, meclis işleyişi içerisinde ve o bileşenlerle daha çok akıl konuşarak, daha çok fikir üretilerek alınması gereken kararlarsa bu öyle olmalıydı. Dolayısıyla ne genel başkanımız ne de MYK'mız parti meclisi görevine talip olmamalı. Ve kendisine münhasıran verilen yetkilerde parti meclisi kendisi bizzat kullanmalıydı. Bunun yanı sıra parti meclisine ilişkin şu önerilerimiz vardı. Parti meclisi madem ki meclis tek sesten, tek renkten oluşmamalıydı. Türkiye'nin tamamını partinin içindeki tüm düşünceleri taşıyan, yansıtan bir anlayışla şekillenmeliydi. Dolayısıyla tek bakışla oluşacak meclis, meclis tarifine uygun değildi. Bunun yanı sıra mecliste elden geldiğince Türkiye'nin tamamı temsil edilmeliydi. Şimdi baktığımızda bu parti meclisimizde birçok ilden, demiyorum birçok bölgeden, coğrafi bölgeden parti meclisi üyemiz yok. Bu ciddi bir eksikliktir. O halde ne olmalı? Madem ki grup yönetimimizdeki arkadaşlarımız parti meclisi etkinliklerine katılıp görüşlerini söylüyorlar. Oyakları yok ama görüşlerini söylüyorlar. İl başkanlarımız da bu toplantılara katılıp illerinde, bölgelerinde yaşanan sorunlara ilişkin görüşlerini parti meclisine aktarabilirlerdi. Biz parti meclisi üyeleri de onların görüşlerinden beslenerek kararlarımızı daha kapsayıcı, daha kucaklayıcı bir şekilde alabilirdik. Bu önerimiz de kabul görmedi. Çünkü şu anda kurultay iradesi şöyle bir baskı içerisinde. Eğer bu tüzüğün önerdiği düzenlemeleri reddederseniz kaos çıkıyor. Bu böyle olmamalıydı. Bu CHP'ye yakışmadı. Olmamalıydı. Onun yerine alternatif seçenekler gündeme gelmeliydi. Hiç değilse alternatif öneriler yeterince tartışılmalıydı. Bizim katılımımıza açılmalıydı. Bu eksikliği ve bu zorluğu görüyoruz. Böyle bir baskılanma içerisinde bu kongre süreci gerçekleşiyor. Bunun böyle olmasını dilemezdik. Ön seçim mi, işte ön seçim tartışması da yaşanmıştı değil mi? Evet. Şimdi daha henüz o maddelere gelindi mi? Gelinmedi. Ama buna ilişkin genel değerlendirmeyi dün yaptık. Yani burada bir de şöyle bir şey zaman zaman kim arkadaşlarımız tarafından gündeme getirildi. Yani burada partinin birliğini, bütünlüğünü, demokratik işleyişini savunan arkadaşlarımızı şeytanlaştırmak gibi bir anlayış dar bir kadro tarafından gündeme getirildi. Tabii kurultay irademiz bu kabul görmedi. Oysa ki böyle bir şey yok. O kriz sürecini bile aşan bu arkadaşlarımız oldu. Bizler olduk. Dolayısıyla biz partimizin tartışmalarda olmasını istemiyoruz. Ama şunu da söyleyelim. Burada ilk haliyle MYK'yı kendi içinde bölen A sınıf MYK, B sınıf MYK diye onları ayrıştıran, bir bakıma parti içinde oligarşik bir yapı üreten bir irade vardı. Bu iradenin yansımaları arası diğer maddelerde de var. Bunu biz doğru görmüyoruz. Bunu uygun bulmuyoruz. Dolayısıyla da biz parti meclisinin MYK'yı seçmesi gerektiğine ilişkin tezimizi ısrarla sürdürüyoruz. Bir, ben kongrede bu görüşlerimi söyledim. Bir kez daha söylüyorum. Evet, milletvekilliği görevini yapmış arkadaşlarımız belli bir dönem sonrasında
soluklanabilmeliler. Sür git bu işi yapmak durumunda değiliz. Yani ben de parti meclis üyesi olarak, milletvekili olarak böyle bir sınırlamayı desteklerim dedim. Bu şimdiki madde. Altın cümlemi söyleyeceğim. Altın cümle şudur. Yine parti meclis üyesi sıfatıyla söylüyorum. Parti meclis üyeleri ve MYK üyeleri ön seçim dışındaki yöntemlerle aday olmamalılar. Onlar sadece ön seçimle aday olmayı kabul etmeliler. Aksi takdirde MYK'daki arkadaşlarımız ve ben de içinde olmak üzere parti meclis üyesi arkadaşlarımız sürekli bir atama beklentisi içine giriyoruz. Bu da ister istemez ilgiyi ve dikkati parti örgütlerine değil genel merkeze çeviriyor. Ve atanmak için genel merkez binalarında bekleyen arkadaşlarımızdan adım atamaz hale geliyoruz. Örgütleri saygın kılmak istiyor Sayın Genel Başkanımız. Örgütleri saygın kılmanın, etkin kılmanın temel yolu ve yöntemi ön seçimdir. Ve milletvekili olabilmek için, parti meclis üyesi olabilmek için iradelerini almaları gereken yerin parti örgütleri ve üyeler olduğunu hatırlatmak ve bu mekanizmayı kurmak gerekir. Dolayısıyla ön seçim konusunda ısrarlıyız. Mevcut düzenleme... Genel Başkan da bu yönde konuştu ama değil mi? Genel Başkanımız böyle konuştu ama mevcut düzenleme bunu söylemiyor. Genel Başkanımızın görüşlerini naksediyor. Bu da korunuyor. 2016'da biliyorsunuz olağanüstü bir şekilde seçime gittik. O dönemde ön seçimden çıkmış arkadaşlarımızın seçildikleri yerleri korumak için geçici bir düzenleme yapıldı. O geçici düzenleme bu defa burada sürekli hale getirilmek isteniyor. Dolayısıyla şu anki milletvekili sayımızın tamamına yakınının atamayla belirlenebildiği bir düzenleme var. Bunu kabul edemeyiz. Bunu kabul edemeyiz. Dolayısıyla sadece MYK'nın isteği doğrultusunda tüm milletvekillerinin belirlenmesini uygun göremeyiz. Ön seçim temel anlayış olarak benimsenmelidir. Siyasi partiler yasası sayın genel başkanlara zaten %5'lik bir kota veriyor. 30 kişilik bir kota veriyor. Bu kota yeterlidir. Bu kotayı kullanmasına hukuksal bir engel yoktur. Ama bunun ötesinde 30'un da üzerinde milletvekilinin genel merkez tarafından belirlenmesine dair yapılan düzenleme demokratik değildir. Bu demokratik CHP'yi getirmez. O nedenle biz demokratik tüzük, demokratik CHP ve demokratik Türkiye diyoruz. Söylememizin sebebi bu. Sebebi bu. Dolayısıyla da antidemokratik bir yapıyla mücadele etmek ancak demokratik yol ve yöntemlere işleyen bir Cumhuriyet Halk Partisi ile mümkündür. Biz onu arıyoruz. Peki. Şimdi zaten devam edecek artık başladı. O bir ara verilmişti. Yeniden başladı. Evet. Önemli maddeler yine görüşülecek. Yine evet. Herhalde tartışmalı bir şekilde gidecek. Sabaha kadar da sürebileceği belirtiliyor. Bizim seçmenimize ve yurttaşlarımıza demokratik bir CHP ve demokratik bir Türkiye borcumuz var. Bu borcumuzu eda etmek için, yerine getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz.